Aslı iyi kalpli bir kızdı. Babası zengin bir iş adamı, annesi ise bir doktordu. Aslı ailenin tek çocuğu olarak mutlu mesut bir hayat sürüyordu. Bir gün annesi hastalandı. Babası onu ameliyat etmek için yurt dışına götürmek istedi. Aslı'nın anne babasının da içinde olduğu uçak veci bir şekilde düşmüş, yolculardan sağ kurtulan olmamıştı. Dünyası başına yıkılan Aslı çok kötü oldu. Kalp krizi geçirdi. Uyandığında kendini özel bir hastanede buldu. Hastanede tek başınaydı. Genç hemşire Leyla dışında onun halini hatırını soracak kimsesi yoktu. Aslı Leyla ile bütün sırlarını paylaşmıştı bu süreçte. Artık iyi birer arkadaştılar. Leyla Aslı'ya büyük bir miras kaldığının farkındaydı. Onun için Alp'le kurnazca yapılmış bir planın içine girdiler. Alp hayat şartları nedeniyle ancak 3 yılda evlenebildikleri kocası olan kişiydi. Plan acil bir şekilde yürürlüğe konmalıydı. Bir gün Alp hastaneye gitti ve Aslı'nın bulunduğu odanın kapısını çalıp içeri daldı. "Aa, yanlış yere geldim, çok özür dilerim." deyip ayrıldı o gün. Ertesi gün Aslı'ya özür mahiyetinde bir buket gül gönderdi. Üçüncü gün güya aşkını ifade eden gül kokulu bir mektup. Tabii bu arada Leyla ile sırlarını paylaşmaya devam ediyordu. Leyla Aslı'ya "Bu bey saygın bir aileden ve bir muhasebeci" diyerek onu Alp'e yaklaştırmak istiyordu. Öyle de oldu. Tanışıp görüştükten sonra çok geçmeden evlendiler. Plan çok iyi ilerliyordu. Alp miras kalan şirketin başına geçip yönetmeye başlamıştı bile. Gerçek yüzünü 3 ay sonra gösterdi. Evi otel olarak kullanmaya ve eşi Aslı'ya çok kötü davranmaya başladı. Aslı ilerleyen günlerde hizmetçisinden Alp'in başka biriyle evli olduğunu öğrendi. O kişi en yakın arkadaşı Leyla'ydı. Geç de olsa bu evliliğin para için kirli bir tuzak üzerine kurulu olduğunu anladı. İkinci kez dünyası yıkılmıştı. Yaşadığı imtihanlar gerçekten büyüktü ve onu derinden sarsıyordu. Hemen boşanmak istiyordu. Bu arada Alp şirketin başındayken yaşadıkları evin dışında her şeyi satıp zimmetine geçirmişti bile. Aslı derin bir nefes alıp "Hasbünallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir" dedi büyük bir teslimiyet içinde. Allah korkusundan başka Alp'i ne geri döndürebilirdi ki? Vicdan mekanizması henüz işlemeyecek kadar paslanmamıştı. "Allah'ım, ben ne yaptım?" dedi. Ancak Leyla çirkefliğini konuşturmaya devam edip kocasının dönüşüne izin vermemişti. Ta ki o da başına gelen belalarla yanlış bir yolda olduğunu anlayıncaya kadar. Koşarak soluk soluğa Aslı'nın kapısına geldi. Hüngür hüngür ağlıyordu. "Allah benden intikamını aldı. Paraları yemek nasip olmadı. Ne çocuklarım yaşadı. Hepsi öldü. Benim yüzümden Allah'ım." Sesi daha da yükselmişti. "Zalimim. Zulmüm büyük" diyerek şu ayeti okuyordu birkaç defa. "Resulüm, sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Ancak Allah onları cezalandırmayı korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. Sonra ne olur malını mülkünü al da bana hakkını helal et" diyebildi. La tahsabennallaha gafilen amma ya'maluz-zalimun innema yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihil absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ileyhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل